28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan kararlarla başlayan 28 Şubat süreci Necmettin Erbakan'ın istifasına neden oldu. Darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. Üzerinden geçen 25 yıla rağmen Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sürece ilişkin AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner açıklama yaparak düşüncelerini dile getirdi. İnsanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. 28 Şubat'ın insan hakları ve demokrasiye yapılan bir darbe olduğunu belirten Güner süreci anlattı. 25. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınların baskıya maruz kaldıklarına dikkat çeken Güner, giyim ve dini inançlar üzerinde zorlamaların yaşandığını dile getirdi. Kadınlarımız ve gençlerimiz ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuşlardır. Darbecilerin kurduğu ikna halılarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda bırakılmıştır. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiş. Türkiye'de hala 28 Şubat sürecinin izlerini yaşatan isimler olduğunu ileri süren Güner, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve fikir özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere, baskılara 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele de bunun en büyük ispatıdır.